Bugün 18 Eylül, Cem TV'nin yeni yayın döneminin ilk günü. Birçok yenilikler ekranlarınızda olacak. Bugün bir özel yayın kuşağımızla oldu. Yanımızda bir konuğumuz daha var. Sarıyer Belediyesi Başkanı Sayın Şükrü Genç. Hoş geldiniz İyi Cem TV'ye. İyi akşamlar herkese. Öncelikle iyi günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Evet. Ve Cem TV'ye de yeni yayın döneminde başarılar diliyorum ve hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz çünkü burası Sarıyer. Peki şimdi yani biz ev sahibiyiz. Bu arada özür dilerim tamamlayayım. Okullar açıldı bugün. Bütün yavrularımıza, eğitim emekçilerine, öğretmenlerimize, eğitime katkı sunan, emek veren herkese çok başarılı bir yıl diliyorum. Ama Diyarbakır'ından Edirne'sine bütün bölgelerdeki öğrencilerimize ve uzaklarda öğretmenlik yapan arkadaşlarım var. Bugün birkaçıyla görüştüm. Onlara da özellikle. Peki siz yeni eğitim öğretim yılının ilk günü onunla başladınız. Sarıyer Belediyesi yaz döneminde öğrenciler için neler yaptı? Dinleyebilir miyiz acaba? Biz 3500 civarında bizim yaz okullarımız vardı. Yaz spor okullarımız ve 7-14 yaş grubu çocuklarımız hemen hemen hafta sonu hariç haftanın 5 günü evlerinden servislerle alınarak çeşitli spor aktivitelerine katıldılar. Profesyonel öğretmenleri ve spor hocaları ile birlikte. İyi bir değerlendirme, yani çocukların sokakta kalmasından çok daha çok böyle aktiviteler içinde zamanlarını geçirmesine çalışıldı. Ve de bu giderek de bu sayı her yıl artıyor. Geçen yıl 3000 civarındaydı, bu sene 3500'e çıktı. Şimdi biz o yapının içinden profesyonel sporcular olabilecek, yarın Türk sporuna katkı sunabilecek gençlerimizi seçtik. Aynı şekilde engelli sporcularımız da var bunların içinde. Onların da o yaz spor okullarındaki aktivitelerini kışında devam ettirmeleri için de arkadaşlar ön hazırlıklar yapıyorlar şu anda. Bu etkinlik programlarında daha böyle spora meyilli, yetenekli çocukların herhalde keşfedilmesi de oldukça önemli. Böyle bir keşfimiz var mı? Hani uluslararası müsabakalara buradan mesela giden bir engelli kızımız vardı. Engelli kızımız vardı. Kızımız Türkiye şampiyonu oldu yüzmede. Şimdi aynı şekilde bütün branşlarda, hemen hemen çok önemli branşlarda ki mesela Türkiye'de spor deyince sadece futbol akla gelir bu tür şeylerde. Bizim 17 branşta öğrencimiz vardı bu sene. Ve bunlar sayılar da çok yakın birbirlerine. Mesela voleybol futboldan daha fazlaydı. Şimdi bunların işlerinden belli bir yaş gruplarında arkadaşlar, spor hocalarımız seçim yaptılar. Şu anda bunların raporları daha çıkacak. Yeni bitti okullar ama 400 civarında öğrencimiz seçildi bunların arasından. Ve bu öğrenciler desteklenecek. Desteklenecekler. Yani kendi okullarında olsun şeyde. Bir de okullarda spor beden eğitimi öğretmenleriyle iletişimlerimiz var. Beden eğitimi öğretmenleri hemen hem sporun her bir alanında yine aynı seçimleri yapıyorlar. Siz de geldiniz buraya. Bundan sonra Cem TV ile işbirliği içinde olacağız. Peki. Şimdi arkadaşlarım kulağıma Sayın Şükrü Genç'in bugün Anadolu'dan misafirleri oldu, öğrencileri ağırladı dediler. Bu ağırlamaya ilişkin de bizimle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Tabii. Ne konuştunuz öğrencilerle, neler anlattılar? Her yılın başında, yani 23 Nisan'da bizim Anadolu'nun Doğu, Güneydoğu'dan özellikle ve Avrupa'dan çocuklarımız gelir. Bu sene 470 çocuğumuz vardı geçtiğimiz Nisan'da, 23 Nisan'da. Bir hafta kadar misafirlerimiz olurlar. O bir haftada çeşitli etkinlikler, geleneklerin sergilenmesi, giysilerin anlatılması ve aynı zamanda da çocuk biliyorsunuz oyun gruplarının oluşturulması, bunların anlatılması ve özellikle de çocuk meclislerinin kurulması, çocuk meclislerinde çocukları yine tespit ettikleri başlıklar doğrultusunda meclis çalışmalarını yapar bir sonuç bildirgesi hazırlarlar.
Ve bu çok enteresan bir şey var. Yöresel olarak talepler ve yöresel olarak tespitler değişiyor. Hı hı. Doğu Güneydoğu çocukları bir an önce barışın olmasını, terörün bitmesini isterken Avrupalı bunu tabii farklı değerlendiriyor. Hı hı. Şey olarak veya bizim Batı şehirlerimizden gelen çocuklarımız farklı değerlendiriyor. Ve bu 23 Nisan'dan sonra bu projeyi biz devam ettirdik ve işte Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Van'dan çocuklarımız geldi. Mardin'den çocuklarımız geldi aşamalı aşamalı. Hı hı. Bugün gelenler de Giresun Şebinkarahisar'dan lise öğrencileri geldi. 35 öğrenci. Şimdi biliyorsunuz özellikle eğitimde sistem sürekli değişmesinden, evet, dolayı işte biraz kırsalda olan öğrencilerin ders çalışma veya yayın takip edebilme veya o müfredatı takip edebilme olanakları biraz zayıf. Hı hı. Buradan yola çıkarak işte nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği, işte lise 11-12. Sınıflar vardı burada ve işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ni gezdirdik, orada öğrencilerle, hı hı, buluşturduk biraz böyle vizyonları, evet, değişsin diye. Çanakkale'yi gezdiler çok iyi rehberlerle birlikte. İstanbul'daki tarihi yerleri gezdiler. Ve bugün bir değerlendirme toplantısı yapıp bu akşam onları yol ettik. Hı hı. Oldukça bunu, da önemli bir proje bu. Evet, bunu bütün zaman zaman Türkiye'nin her bölgesine, hı hı, yaymayı planlıyoruz. Hı hı. Yani ve hatta asıl olan ve doğru olan da çocukları karışık getirmek. Yani bir, hı hı, bölgeden 30-40-50 yerine farklı farklı beşer onar çocuk getirip onların kaynaşmasını da sağlamak, hı hı, gerekir. Doğrusu, hı hı, o mesela 23 Nisan'da o oluyor gündem. Evet. Biraz da Sarıyer Akademisi'nden bahsedebilir misiniz? Bu proje de oldukça önemli. Şimdi Sarıyer Akademi bir Türkiye'deki, bu biraz önce söyledim ya, eğitimdeki çarpıklık, hı hı, sonrasında gündeme geldi. Şu anda da işte TEOG sınavlarının iptali gibi bir durum söz konusu. Hı hı, kaldırılması gündemde. Şimdi Türkiye'de eğitim sisteminin son 15 yılda 5-6 bakan değişti. Her bir bakanda kendi becerisiyle farklı sistemler oluşturulmaya çalışıldı. Bu 4+4+4'lü halkın dilinde 444 olarak değerlendirildi biliyorsunuz. Ve onun öncesinden de başlayan ama bir sisteme oturtulamayan, çünkü keyfiyetlerle veya sıradan söylemlerle olacak şey değil. Yani gelişmiş toplumlarda eğitim ve sağlık devletin tamamen kontrolünde ve hiçbir şekilde de müdahale edilemeyen, ancak güncellenebilen yeni bir takım değişiklikleri yine çok uzmanlarla birlikte karar alınarak yapılan bir sistem değişikliği. Şimdi burada tabii sistem oturtulamadığı için sürekli çelişkiler yaşıyoruz. Sizler, evet, de herhalde bunları ifade, evet, etmekte çok çok zorlanıyorsunuz sürekli gündem değiştiği için. Ve böyle bir durum söz konusu olunca ben sokakta çok dolaşırım. Bir gün çocuklardan biri, biz kız öğrencimiz, dedi ki ya başkanım işte bu kurslar kapandı. Ben ailevi durum olarak biraz sıkıntılıyım. Eğer okul birincisiyim, eğer burslar kapatılmamış olsaydı ben burslu gidecektim bir yere. Hı hı. Çok zor durumda kaldık dedi. Bu temel liseler kuruldu biliyorsunuz. Evet. Bu temel lise kuruldu. Ben işte bir araştırayım dedim. Baktım fiyatlar çok yüksek. Hı hı. Ve hani belli konuşmalarla da şey yapsa, indirim de alsan sonuçta bir öğrenci için. Bizim çok iyi bir eğitim danışma grubumuz var. Danışman grubumuz. Arkadaşlarla değerlendirdik, biz böyle bir şeye başlayalım dedik ve, hı hı, Sarıyer Akademi'yi kurduk. Onların, hı hı, da önderliği ve onların da, ki bunlar çok önemli arkadaşlar, insanlar, işi çok iyi bilen, eğitimi çok iyi bilen arkadaşlar. Ve birinci yıldan itibaren kendiliğinden sistem kurularak başarı gelmeye başladı, hı hı, ve bu yıl... Ortalama kaç öğrenci var? Şu anda 700 olacak bu sene. Hı-hı. Geçen sene 600 civarında öğrencimiz vardı. Bunun 200'e yakın değil, tahmin ediyorum 180 civarında şeyle başladı. İşte lise son sınıf ve mezunlarla başladı. Ve sonuç itibariyle bu sene üniversite sınavlarında 168 öğrencimiz üniversiteye yerleşti, hı-hı, ve 4 yıllık üniversitelere yerleşti. Ve bunun dağılımı mükemmel.
işte 11 hukuk, 11 tıp, 33 mühendislik ve mühendisliğin çok iyi okullar. O işte Koç Üniversitesi dahil olmak üzere, Boğaziçi dahil olmak üzere İTÜ'ye öğrencilerimiz var. Ve belli orada da bir sistem oluşturduk. O sistemi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir alternatif olabilsin ve onun temel içeriği de biraz önce söylemeye çalıştığım gibi eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak. Yani hiçbir şekilde ücret alınmıyor ve şu anda kendi sorularımızı kendimiz yazabilir durumda olmaya başladık. Yani iyi bir öğretim kadrosuyla ve onun bir amacı da öğretmenler yetiştirmek, öğretmenleri eğitmek. Çünkü biliyorsunuz sistemin değişikliğiyle beraber dünya çok yoğun değişiyor. Bu yoğun değişikliğin takip edilebilmesi için öğretmenlerin de güncellenmesi gerekiyor bilgilerinin. Ve bu bağlamda öğretmenlere de destek veriyoruz. Kimlerle? Üniversitelerle işbirliği yaparak. Evet. Belediyenizin böyle bir proje başlatması ve 168 öğrenciyi 4 yıllık fakültelere yerleşmesine aracılık etmişsiniz. Bunları duymak da insana gerçekten iyi geliyor. Teşekkür ederim. Buna ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen devam edin. Yerel yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Yani bizler yerel yönetimleri sadece işte o güncel belediye hizmetlerinin çok dışında yani yaşamın işte klasik bir de ifademiz var. Mevcut yaşamı kolaylaştırmak ve yeni yaşam oluşturmak. Şimdi burada temel amaç toplumda huzuru ve toplumsal birlikteliği, dayanışmayı sağlayabilmek için toplumda huzuru temin etmemiz lazım. Bunun için de toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermek zorundasınız. Soruna çözüm bulmak. Yani eğitimse eğitim, okullarsa okul. Biz okullara çok yoğun destek veriyoruz. Özellikle lojistik anlamda. Tüm bunların temelinde hedef, örneğin işte gelecek benim, ben geleceğim şeklinde bir projemiz var. Burada okullara çok yoğun destek vermemizin temel nedeni öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, okul aile birliklerinin okulun temel ihtiyaçları, bu tür ihtiyaçları yerine, uğraşma yerine daha çok eğitime kanalize olsunlar, eğitime konsantre olsunlar diye yapılan çalışmalar. Tabii beraberinde de bölgede özellikle gecekondu bölgelerimiz var. Gecekondu bölgelerindeki o insanların okula maddi anlamda destek verememesini bir şekilde eksikleri belediye olarak bizler tamamlamaya çalışıyoruz. Oraya da el atacaksınız. Peki, şimdi bugün Cem TV'nin yeni yayın dönemi dedik. Birçok isim ağırladık siyasetten sanata kadar. Birçok isim Cem TV'ye yeni yayın döneminde iyi dileklerini ilettiler. Siz neler dersiniz? Sizin de yeni yayın dönemi için sözlerinizi alacağım ve kapatacağım yayını. Peki. Şimdi Cem TV'nin ben adına yakışır bir televizyon olacağına ve yeni yayın döneminde de toplumun her bir alanını kucaklayacağına kesinlikle eminim. Ve temennim de bu yönde. Bilimsel temellere dayanan ve toplumun özellikle günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde bu birlik beraberliğin ama inanışı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi Türk toplumunun yani bu Türk toplumu derken Türkiye sınırları içinde yaşayan insanlardan söz ediyorum. Yani TC'si olduğu için tüm insanların huzurunun, barışının ve de işte o toplumsal dayanışmasının sağlanacağı bir ortamı kesinlikle sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Cem TV'nin ve en büyük dileğim de odur. Yani inandığı yoldan geri durmasın. Peki çok teşekkür ediyoruz biz de ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Evet. Evet bu sohbetle Cem TV ana haberi de noktalamış oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.